Selamun aleyküm ve rahmetullah. Şimdi bir ablalarımız geldi. Şimdi abla, biz bir iki tane muska açmıştık abla. Üç. Üç tane. Üç tane muska açmıştık. Onun haricinde burada bir, iki, üç, dört. Evde var mıydı başka? Var. Bir açtığım daha var. Bir tane daha var Bir evde. ölse de söyle. Bir tane de evde var. Sular var. 8 İçme suları içme var. suları var. Banyo suları Banyo var. suları var. Evet. Evet. Ben kızım uyumadığı için gitmiştim. Evet. Ondan sonra onlar da bir sürü muska verdi. Yazdı yazdı kağıtlara verdi. Evet. Yastığına koy dedi. Banyo yap dedi. Evet. Ondan sonra için dedi. Evet. Onları verdi bana hep. Evet. Ondan sonra benim başım çok uyuşuyordu. Biraz sesli konuşur musun? Kafam çok uyuşuyordu. Ama uyuşukluğu geçti gibiydi. Evet. Kızım da uyumaya başladı. Evet. Ondan sonra ama işte o öyle Peki yani. bunları taktıktan sonra herhangi bir rahatlama hissettin mi? Nasıl bir şey oldu? İşte kafamın uyuşukluğu geçti. Tamam. Ondan sonra kızım da uyumaya başladı ama onda gece korkuları vardı. Evet. O gitmedi. Hı. Benim de kafamın uyuşukluğu gitti yani. Zaten o bir tanesini şey yazıyor burada. Kızın ismi yazıyor. Onun için Yastığına koy dedi. yastığına koy diye Evet. vermiş. Arkadaşlar bakın, yastığına koyun diye verdiği fotokopi bir tane. Yasin suresinden bir tane ayet var sadece burada. Bu fotokopi. Yani hiçbir şekilde kalemle yazılma bir şey değil. Onun arkasında bir takım böyle bir karalama tarzı. Allah yazıyor, Allahu alem. Böyle bir yazı var. Şunu şey yaptığı zaman, kişi yastığın altına koyup diyor, yattığı zaman çok rahat bir şekilde bununla diyor, uyur diyor. Uyudu mu çocuk? Uyudu. Yani rahatlama oldu mu yani Uyudu şunları? ama korktu bu sefer de. Normalde uyumuyor diye. He, uyumuyor diye verdi. Gece Uyumuyor diye verdi. uyumuyordu. Korkular yoktu. Korkularım yoktu. Tamam. Uyumuyordu sadece. Tamam. Ondan sonra şimdi uyudu ama Tamam. gece korktu. He, şimdi uyudu ama sürekli bir korkular olmaya Ha, başladı. korkuyarak kalktı. Evet. Kalkıyor, sıçrıyor, kalkıyor. Evet. Öyle Tamam. oldu. Bu onun için Korkular için de bir şey verdi bu da oraya. şu için, korkulu rüya gören yastığına koyacak diyor. Ha, o Bu da oldu. aynı şekilde, yani yazı değil. Bunlar fotokopi. Bu da fotokopi. Bu da hiçbir şekilde. Bakın arkasını. Karalama yani. Almış adam elini bu şekilde. Hiçbir yani Kalıyor. bir sihir, yani bir şöyle çalışmalarda genelde bir vevk oluyor, bir cifir oluyor. Bu da öyle değil. Onun haricinde işte bu da bu Koruma sana diye verdi. verdi. Bunu sana Onu verdi değil mi abla? bana verdi. Çocuklar da hanginiz dedi takarsanız dedi sizi koruma altına alır dedi. Bu bir korumadır dedi. Bu da aynı şekilde koruma diye verdiği fotokopi. Yani böyle bir takım cifir hesaplarının yapıldığı şeyler. Evet. Alo. Sen ne yapmışsın? Evet. Alo. Ha, bir tane de bu var. İyi bak sen o cüzdanına Yok, bu ne? kadar Bir bitti. daha iyi bir bak. Yok yok biliyorum. Evet. Ha, dur bakın bu zaten gösterdiydim yanacak bu. Başka yok. Evet, Bir tane bunlarda da de yok. bir tane daha çıktı. Bir tane daha çıktı. Yani arkadaşlar, o zaman hiç şey yapmayın. Yani dua etmeyin. Hiçbir ibadet yapmayın. Bu gidin böyle fotokopi. İnternetten bunları bulabilirsiniz. Bunlardan çıkartın. Böyle bir inanç oluyorsa bunlardan çıkartın. Ne sabah akşam zikirleri yapın. Bunlar zor şeyler. Ne ibadetlere özen gösterin. Ne elinizden geldiğince haramlara saklanın. Hiçbir şey yapmayın. Devam edin yaşamaya. Bunlardan takıyorsunuz birer tane. Ondan sonra her şey yerli yerine geliyor. Bunların inançlarına göre. Resulü Sem diyor ki, kim bir fayda sağlamak veya zararı önlemek adına bir şey takınırsa, bir temime takarsa. Yani temime, fayda veya zarar sağlamak adına takınılan şey demek. Yani bu bazen bir kağıt parçası olabilir. Bazen bir nesne olabilir. Bazen işte bir yerin mübarek bilinen bir yerlerin
bir takım bir taşlar olabilir. Hepsi temime inancıdır. Bunlar da aynı şekilde. Evet. Üzerinde Kur'an da yazsa, Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleri de yazsa aynı şekilde. Bir tane daha geldi. Buna bakıyoruz. Bu da aynı şekilde. Evet. Yani bu takım harf bir şeyler yazıyorlar buraya. Yani görebiliyorsunuz. Görüyorsunuz, anlatmıyorum. Yani bu şekilde bir inanç var. Bunların ilk etapta kişi bunlar haram işler. Dolayısıyla artık bana bunları taktığım sürece iyi oluyorum, bir fayda görüyorum dediği zaman bu artık şirke girmeye başlar. Çünkü bunu bu kağıt parçalarından kağıt bekleyecek. Kimisinde de şöyle bir şey olacak. Hadi diyelim ki bunlar fotokopi. Bunlar fotokopi. Evet. Ama kimisinde gerçekten bir sihir yapılıyor. Yani sihir, işte şu muska adı altında. Mesela şuradakileri bununla ne yazdığını bilmiyorsunuz yani. Dolayısıyla ne olduğunu bilmediğiniz şey bir şeye takıyor insan yani. Bunun kesinlikle bir tehlikesi olabilir yani. Bir ayet aslında burada kişilerin de sorgulaması lazım. Yani bir muska veriliyor ise bunların dediğimiz gibi şey olması lazım. Ne yazdığını bilmesi lazım. Peki ben ona dedim ki bak dedim ben Kur'an okuyorum dedim sen bana dedim ayetleri söyle ben onları okuyayım dedim. Evet. Ben dedim bunları şey yapmayayım dedim. Evet. O dedi ki sen bunların faydasını göreceksin sen okuyorsan oku dedi. Evet. Bana tesbihler de verdi. Tesbihlerimi çekiyorum. Sabah namazından sonra çekiyorum. Hı hı. Ama bunlara tak faydası olacak dedi. Sen ilk ne diye gitmiştin? Ben kızım için gittim. İlk kız, seninle alakalı hiçbir şey yoktu, doğru yoktu. Mu? Yoktu. Bana o baktı sudan, ondan sonra evinde sorun var, huzursuzluk var dedi. Bardağın tabağın kırılıyor dedi. Doğru söylüyor, bardağın tabağın kırıldı dedi. Evet, çocuk mu kırar? Evet. Çocuk kırar evet. Yok öyle değil, aşırı kırıyordu. Sonra kızım diyordu ki bana, ben onu salarken uyumuyor ya gece. Abiler şöyle çıkıyor, yukarı çıkıyor, duvardan yukarı çıkıyor deyince ben korkmaya başladım. Evet. Ondan sonra gittim zaten. Dedim evde mi bir şey var, bende mi bir şey var, ben bilmiyorum ki. Komşum dedi ki bu kız uyumuyor ya dedi. O zaman gel ben seni götürürüm dedi. Ben gittim faydasını gördüm dedi. O da gitmiş faydasını görmüş ondan sonra. O yüzden gittim ben de. O da bunları verdi bana işte. O da bunları verdi. Heh. Yani siz kızınız için gittiniz. Heh, bana verdi, diye. Evde, ona verdi, eve verdi. Her şeye bir şeyler verdi. Heh, evinde dedi şey var dedi, sihir yapmışlar dedi. Subhanallah. Ondan sonra ona verdi. Ve sen de buraya gittikten sonra rahatsızlıklar başladı. Heh. Doğru mu abla? Evet. Ondan sonra hayatta her şey başlamaya... Aynen, zaten bir ay oldu gideli. Evet, bir hemen ay oldu. Açığa attı. Açığa çıktı, evet. Belki de yoktu, belki de bir takım şeylerle bunu kendi üzerine almış oldun yani. Belki de hiç sana dair bir şey yoktu normalde. Sende musallata dair bir şey yok idi. Bununla açığa çıktı veyahut da var idi. Bu şekilde açığa çıktı. Şey vardı. Hı. Niye vardı bende? Benim kafam çok kuşuyordu. Bir de namaz kılarken böyle belimden boynuma doğru bir şeyler yürüyordu habire. Evet. Çıkıyordu yukarı doğru çıkıyordu kafama doğru. Hı. Ondan sonra bir de ben affedersin de abdest almaya banyoya geliyorum. Namaz kılacağım, abdest almaya giremiyorum banyoya. Korku mu oluyor? Korkuyorum. Muhakkak yanımda çocuğum duruyor ya da eşim duruyor. Öyle alıyorum ben abdestimi. Hı hı. Öyle korkularım da vardı benim. Hı hı. Öyle yani. Anladım. İşte bunlara şey yapmayın, tevessül etmeyin abla. Ben şurada okunanlara bakacağım. Yazılanlara. Evet. Yanlış neyim anlamadı. Eventin haberi yoktu. Yok, ben yanlış. Serkan kardeşim bunlar az önce tarif ettim. İşte bir ablamız çocuğu için gidiyor. Çocuğunda korkular var diye gidiyor. Abla da sihir olduğunu söylüyorlar vesaire. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 tane de biz çıkartmıştık. 9, bir tane daha var 10. Yani ablayı ansiklopedi haline getirmişler yani sende şey var diye. Evet, dediğin gibi böyle bunları yapıp, bu tezgah yapıp para sayma makinesiyle gezen insanlar var. Allah'ım teşekkür ederim Mehmet abi, Allah razı olsun. Evet. Ferda Hanım, siz de onu imha edin. Üzerinizden bence uzaklaştırın. Doğru söylüyorsun Mehmet abi, yani bu kadar kağıt işe şey yapacaksa Kur'an'ın kendisi taşınsın yani.
hadislerdeki şeyler takılsın yani. Ki böyle de bir şey zaten yok. Dinimizin aslında böyle bir şey yok. Onun haricinde bunun haricinde bir şey yok. Şimdi inşallah ablamızın rukyesini okuyacağız. Kardeşlerim böyle şeylere tevessül etmeyin. Bunlara hiçbir şekilde kendinizi bağlamayın. Koruyan da, gözeten de, faydayı veren de, zarar veren de Allah Azze ve Celle'dir. Yani bu kağıt parçaları insanı ne korur, ne bunlara bir fayda sağlar, ne bir insandan zararı giderir yani. Bu inanç da Ehl-i Sünnet'in inancına taban tabana zıt bir inançtır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.